Evet, merhaba arkadaşlar. Sol majör sonatinin Beethoven'ın ikinci bölümüne geldik. Bu çalışmamızda ikinci bölümü ele alacağız. Burada da yine parçamız sol majör olarak devam ediyor. Şimdi solele baktığımız zaman şöyle bir akor olarak düşünelim. Sol si re, fa do re, sol si re, mi sol si, mi sol do diyez, re fa re. Ne demiştik? Bunları akor olarak basarsak daha iyi olur. Sol si re, yani direkt akor şöyle basıyorum. Sol si re. Parçayı tanımamız için çok önemli bunlar. Sonra fa do re var. Bakın böyle bastım. Sonra tekrar sol si re var. Sonra mi sol si. Sonra mi sol do diyez. Basmakta zorlanırsanız 4-2-1 de basabilirsiniz buraya. Sonra re fa re. Bakın akor olarak basıyorum böyle. Parmaklarımı alıştırıyorum. Evet. Parçamız 6-8'lik. Tabii 1-2-3-4-5-6 diye saymamız lazım. Ya da 1 ve 2 değil de aslında bu böyle olmaz. 1-2-3-4-5-6. Yani 6 tane ne var parçada? 8'lik notamız var. 6 adet. O yüzden 1-2-3-4-5-6 diye sayacağız. Parçamız eksik ölçüyle başladığı için buraya 4-5-6 deyip tekrar 1'e dönebiliriz. Şimdi buradan sağ eli çalarak söylüyorum. Yalnız şurada sol notası olacak. Sol, 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 la, si. Evet, buradan buraya kadar çalarak söylüyorum. Si, do, re, sol, iki, sol, si, la, sol, la, si, iki, sol. Si, do, re, sol, iki, sol. La sol fa sol la iki sus. Si do re sol iki sol. Sol la si çevirdim. Do mi sol mi do çevirdim. Si re do la re sol. Evet. Şurada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şu sesler uzayacak arkadaşlar. Şu ikili sesleri basarken. Evet, şöyle uzayacak. Şimdi iki ele birden çalmadan önce sol ele bir tanıtmak istiyorum. Şuradan alıyorum buraya kadar. Evet. Sus, sus, sus. Uzuyor bakın. Sus, sus, sus. Sus, sus, sus. İki, üç. Evet. Sonra buradan devam ediyoruz tabii. Bir, iki, üç. Yani sustan sonra hemen buraya geçiyoruz. Şimdi iki eli çalıyorum. Buradan buraya kadar. Basılı kalacak. Duyuyorsunuz. Geri başa dönüyor. Evet, bir daha yapıyorum. 2 soli çalmayı herhalde unuttum. Ama hiç önemli değil. Daha önceki çalışmalarda da söylüyorum. Eğer çalıyorsam birkaç hata yapsam da devam etmeliyim. Aynı hatayı sürekli yapıyorsam sadece oturur buraya çalışırım. Burayı düzeltirim, sonra yine çalarım. Şimdi burada parça bitti ve sağ el başlıyor. Bakın şu la sol kısmında la normalde aslında 2 vuruş. Bakın 6-8'lik olduğu için 1-2-3'te burayı çalıyorum. 1-2-3'te burayı çalıyorum. Tek başına çalarken buraları söylemek, zihnimizden ya da dışarı olarak ağzımızdan söylemek çok önemli. Çünkü altta bu ezgiyi tamamlayıcı, yani şurayı bölen bir ezgi yok. Şunun gibi bakın 1-2-3 diyor.
3 tane nota var. Burada ikisi bunun, ikisi bunun. Bunlar çok kolay ama bu tarz yerlerde eğer düzgün saymazsak burayı da 8'lik gibi geçeriz. Ya da 4'lükten daha az bir değerde geçeriz. Saymak çok önemli. Bakın şuradan alıyorum. Nereye kadar yapayım? Şuraya kadar sayarak yapayım. Tam şuraya kadar yapıyorum. Buradan alıyorum. La sol fa sol la si do re mi fa la iki sol fa mi re do si la mi do sol fa iki la re re re. Gördünüz mü? Buraları saymamız lazım. Evet, sol eli bir kontrol edelim. Şurada bir re mi fa'mız var. Re mi fa sol la si. Evet, şurada iki kalıp re mi fa sol la si var, bakın şurası. Re mi fa solde de bitmiş. Sonra la re. Buraya sonra geliriz. Fa la. Mi si la do diyez re re oktav. Bakın şurada. Bura Orta Doğu. Hemen fa la. Mi si hemen yapıştırıyorum. La do diyez re. Sonra re mi fa sol la si geçtim. Burada bir bağ sonu var zıplayabilmem için. Bakın. Şurada nasıl yapacağım? Şuradan alıyorum. Şuraya iyi dikkat edin. Şu geçişe. Şuradan alıyorum. Bakın. Devam etti. Sonra bakın burada re, fa, la, do var. Akoru var ve şurada bir işaret var. Kırık çalıyoruz. Yani ne demek kırık? Bu işaret olmasaydı re, fa, la, do'yu böyle çalardık. Ama bu işaret var diye buna çalışabilirsiniz ekstra. İlk başta yapmak zor gelirse çok yavaştan alıp elinize alıştırarak yapabilirsiniz. Yine re fa la do, yine re fa la do. Evet, sonra parçanın başına dönüyor gibi. Şimdi şuradan nereye kadar alalım? Bakın şu parçanın ana melodisine dönen yere kadar iki elle çalıyorum. Tam buradan alıyorum. Bazı yerlerde sayacağım. Bunu alışkanlık haline getirmek lazım. Şuradan alıyorum. La sol fa solden. Bu da hazır. La sol fa sol la si do re fa la iki sol fa mi re. Sol elim hiç kalkmıyor, bakın uzuyor. 1 2 3 re 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 si sol. Geldim tekrar, bakın sol ele iyi bakın. Si sol mi, burada bir geçiş var bakın. Kırığı aynı anda yapmıyoruz. Bununla kırığa başlıyoruz. Tam doğuya gelince la'yı çalıyoruz. Yani hafif şuradan bir değer yiyip re fa la'yı çalıp doğudayken la'yı birleştiriyoruz. Bakın şuradan alıyorum fa mi re'den. Bakın şöyle değil. Böyle değil de fa mi re. Gördünüz mü? Daha güzel oluyor böyle. Böyle de olur. Ama ben şöyle seviyorum. Bakın. La sol fa do si la mi. Sesi uzatıyorum. Bakın burada bir puandork var. Bu biraz uzatabilirsin. Her çalanın kendi o anki duygusuna göre burayı istediği kadar uzatabilir. Tabii çok da uzatmamak lazım. Alıyorum. Kaydırıyorum elim, bakın. Si do re başa döndü. Buna basılı kalacak. Bakın basılı kalıyor. Duyuyorsunuz. Evet, burası çok önemli parçada, basılı kalması. Sonra nereye geldik? Bakın arkadaşlar, buraya geldik. Şuraya kadar aynı. Şuradan sonra melodiyi birazcık
Değiştirmiş ama aynı melodi aslında. Şuradan alıyorum La'dan. La, Si, Do, Re, Sol, 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 La, Si, Do, Mi, Sol, Mi, Do, Si, Re, Do, La, Re, Sol, Ki, Sus, Si, Do, Re. Evet. Bir bitiriş bölümü gibi düşünelim, bir koda gibi. Şuradan alıyorum Si, Do, Re, La'dan. Şurada bir çarpma var. Notası da belli. Evet. Şuraya alıyorum. Si, Do, Re, La, iki, La, La, Si, Do, Si, La, Sol. Evet, bir daha yapıyorum. Tam şu kısmı. Si, Do, Re, La, 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 Si, Do, Si, La, Sol'ü bir daha yapıyorum. Si, Do, Re, La, 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 Si, Do, Si, La, Sol, Sol, La, Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, La, Re. Ondan sonra ezgi devam ediyor yine. Açıyor. Neredeyse aynı ezgi. Burada da bitiriyor. Şuradan alıp iki el devam edeyim ama şu akoru bir tanıyalım. Re, Fa, Do. Mi, Sol, Si. Do. Sonra Do, Sol diyez. Bakın böyle. Sonra Re, Fa. Sonra Re, Fa, Do, Re, Fa, Do, Re, Sol, Si. Bir önceki bölümde görmüştük bunları. Do, Mi, Sol. Evet. Akor olarak çalışabilirsiniz. Mesela şu Re, Fa, Do. Mi, Sol, Si. Sonra Do, Mi, Sol, Re, Sol, Si, Re, Fa, Do. Re, Sol, Si, Do, Mi, Sol, Re, Sol, Si, Re, Fa, Do, Sol, Si, Sol, Re. Ya ben biraz hızlı yaptım ama daha yavaş yapıp çalışabilirsiniz. Şuradan alıyorum arkadaşlar. Buraya kadar çalıyorum. Si, Do, Re, La, 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 Si, Do, Si, La'dan. Ne demiştik? Saymazsak, mesela bura 3 oluyor ama sus diyeceksiniz. Saymazsak buraları ne kadar bekleyeceğimizi bilemeyiz. Az veya çok bekleyebiliriz. Şuradan geleyim. Sol mi'den. Sol mi re si. 1 2 3 1 2 sus. 1 2 sus. 1 2 sus. Evet. Bu şekilde her zaman parçaların en küçük değerinin, mesela şu en küçük değer değil bu süsleme, bulup en küçük değerini bulup sayarak doğru bir şekilde her zaman yapabiliriz ve daha kolay çıkarabiliriz. Evet, bu parçamızı da burada bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.